Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde tek aday olan mevcut Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, delegelerin oylarıyla Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'ne Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Bu manada tüm katılımcılara, delegelere ve hazırlığına ve çok değerli ilçe seçim kurulu görevlisi kardeşlerimize hayırlar ve kolaylıklar diliyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı ve 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterildi. Kongrede ilk konuşmayı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker yaptı. Bu seçimlerde biz teşkilatların ve siz dava arkadaşlarımızın AK Parti çatısı altında bu davanın neferleri olarak işimiz artık daha çok zor. Artık %34 ile %40 ile iktidara gelmek yok. Çıta %50+1'dir. %50'nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 16 Nisan halk oylamasında görmüş olduk. Kongrenin devamında konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti'nin belediyecilikten doğduğunu söyledi. AK Parti belediyecilikten doğmuştur. Türkiye yeni liderini o dönemde hayata geçirdi ve adım adım da bugünlere taşıdı. Dünyanın hiçbir yerinde kurulduğu yıl iktidar olan ve bunu sürekli yenileyen bir teşkilata rastlayamazsınız. Bolu Merkez CHP'nin kalesi olarak bildirildi. Bu merkezi değişim dönüşme uğratıyoruz. İl seçimlerde ne AK Parti'yi ne bizi bilen var mıydı? Yok. Hatta bu partiyi kurarken yönetim kadroları bile oluştururken ne kadar zorluk çektiğimizi bizler biliyoruz. Kurucu il başkanı olarak ben ne çektiğimi biliyorum. Öyle bir dönemde tamamen Tayyip Bey'in gücü rüzgarıyla bir seçildi. Hep ifade ederim. İkinci dönemde de çok fazla frenimiz olmadı. Son dönemde biraz desteğimiz olduğunu ifade edebilirim. Kongrede konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise şunları söyledi. Sene 2001. 2001 yılının Kasım ayı. 21 kişi kıymetli kurucu bir başkanımızın başkanlığında, Sayın Alaaddin Yılmaz'ın başkanlığında, onun da kapanışta sözlerine son verirken söylediği hasbi 21 kişiyle yola çıktık ve daha sonra merkez ilçe ve diğer ilçeler kuruldu. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise şöyle konuştu. AK Parti milletin öznesidir. Milletle beraber yol yürür. En tepede millet vardır. Şu arkada yanı başında resmini gördüğümüz reisi cumhurumuz bu milletin evladıdır. AK Parti o büyük medeniyet tasavvuruyla beraber reisi cumhurumuzun önderliğinde milletle beraber yolda yürüdü. Yola devam etti. Zordu dik durmak, omurilik durmak, adam gibi durmak. Her kişinin işiydi, her kişinin işi değildi. Kongrede bir konuşmada AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun yaptı. Bugün düğün günü. Partilerin kongreleri tazelenmenin, yenilenmenin, geleceğe dönük atılacak adımların heyecanla, enerjiyle, sinerjiyle bütünleştiği yeni dönemin ilk başlangıcının yapıldığı günler. Evet, ben de bu yol hikayesi içerisinde Türkiye'nin başını yeniden kaldıran, Türk milletinin başını yeniden kaldıran ve dünyaya o 15 Temmuz gecesinde bir millet ne demekmiş, bir millet bayrağına nasıl sarılırmış,
bir millet yeniden nasıl doğarmış diye gösteren Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İl Başkanı Nurettin Doğanay, 2019'da yapılacak seçimlerde belediyelerin ve 3 milletvekilliğinin hepsini AK Parti olarak alacaklarının sözünü verdi. İnşallah bundan sonrasında AK Parti boni teşkilatları olarak, kadrolar olarak burada bütün teşkilatlarımızın huzurunda söz veriyoruz. O 3. sıra milletvekilliğini inşallah önümüzdeki dönemde 2019'da ama daha öncesinde yapılacak olan yerel seçimlerde Bolu'da AK Parti'ye dahil olan Mengen, Kıbrısçık ve Mudurnu. Bu ilçeler bizim belediye başkanlarımızdı. Bizler bu ilçeleri bir şekilde o veya bu sebeple kaybettik. Allah nasip ederse 2019'a girdiğimizde değişen ve dönüşen teşkilatlarımızla birlikte öncelikle yerelde tüm belediyelerin hepsini milletvekilliğinde 3 milletvekilliğinde 3'ünü alacağımızın sözünü bugün buradan sizlere vermek istiyorum. Kongrede son konuşmayı yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, muhalefete eleştirilerde bulunarak "Biz Antarktika'ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz ama ana muhalefetin gözü Edirne'den ötesini göremiyor" dedi. Türkiye sizlerle birlikte, AK Parti kadroluğuyla birlikte, milletimizle birlikte 2023'e taşınacak ve Allah'ın izniyle 2053 yürüyüşüne devam edecektir. Biz Antarktika'ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, değerli kardeşlerim, Edirne'nin ötesini görmüyor. Biz bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geliyoruz. Ama bunlar meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyorlar. Değerli kardeşlerim, biz Kerkük diyoruz, İdlib diyoruz, Musul diyoruz. Onlar haritaya bakıp orada ne işimiz var diyorlar. Değerli kardeşlerim, çünkü bunlar tarihi bilmiyorlar. Tarih bilmiyorlar. Türkiye'yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyen güçlü kadroları oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Özlü şunları kaydetti. Türkiye 15 yıllık iktidarımız döneminde çok mesafe kat etti, büyüdü, güçlendi. Bu süre zarfında değerli kardeşlerim, bütün olumsuz şartlara rağmen hedeflerimizden asla taviz vermedik. Çünkü Türkiye'yi yeniden inşa etmeye, yeni bir medeniyetimizi ihya etmeye kararlıydık. Milletimizden başka kimseye hesap vermedik. Hedeflerimize emin adımlarla yürürken milletimizden başka bir dayanağımız olmadı ve olmayacak. Bugün de değerli kardeşlerim, dün olduğu gibi istikrarımızı ve güveni sağlayarak büyümeye devam edeceğiz.